İyi akşamlar, nasılsınız? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Şimdi efendim, benim sormak istediğim şu, bir yandan sentetik hücre, hatta bugün yani bir süre sonra bu sürenin ne olduğunu çok kısa tarif edenler var, çok uzun tarif edenler de var. İnsanın bile bugün bildiğimiz manada insan olmayabileceğini söyleyenler var. Sentetik hücre üretildiğini biliyoruz, çok basit, çok ilkel bile olsa. Dolayısıyla bunun nereye varabileceği konusunda bir takım kuşkular da var ve Vatikan'ın örneğin bu hücre gen haritasını insanın açıklayan Craig Venter'a ve sonra sentetik hücreyi de üreten Amerikalı Maryland Enstitüsü'nden Craig Venter'a bir takım tepkileri oldu. Gerçi bilim işe yarayan şeyler yaptıkça destekliyoruz ama onlar da bilim adamları da bilim insanları da Tanrı'yı oynamamakta kararlı olsunlar, çizgiyi aşmasınlar gibi bir takım açıklamalar oldu. Dolayısıyla ilahiyat cephesinden bakıldığında burada ne tür tartışmalar var? Şimdi evvela şunu söylemek gerekiyor. Genetikte çok farklı çalışmalar var ve bu çalışmaların birçoğu ahlak felsefesi ve teolojiyle ilgileniyor. Bunlar hakkında bu alanlardan da bir şey söyleniyor. Önce analitik bir mantıkla bu çalışmaların hepsini birbirinden ayırmalıyız. Yani toptan genetikteki çalışmalara Tanrı'yı oynamak dersek çok büyük bir hata etmiş olursunuz. İşin doğrusu ben bu tarz bir deyimi de sevmiyorum. Bilim adamlarının müthiş başarılarına, insanlığa müthiş faydalı başarılarına sanki din adına bir karşı çıkmayı içeriyormuş gibi bir hava oluyor. Ondan bu deyimi, bu kullanım tarzını sevmiyorum. Ama dediğin gibi her şeyden önce bir analitik bakış açısı olması lazım. Mesela Mısır'la belli şekilde genetiğiyle oynanıyor. Bununla ilgili tartışmalar var. Hayvan klonlama var. Mesela canlılara uzun vadede yapay organlar yapılıp yapılmayacağı var. Birçok genetikte hedefler var. Veyahut da yapılan şeyler var. Bunların hepsini birbirinden ayrı değerlendirmemiz, hepsini ahlak felsefesi açısından, teoloji açısından ayrı olarak ele almamız lazım. Eğer böyle toptancı bir yaklaşımla bütün genetik hakkında Tanrı'yı oynamak gibi deyimler kullanılırsa bence öncelikle hatalı olur. Bunu söylemem lazım. Sonuçta şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Sonuçta genetikçiler Allah'ın yarattığı evrende, Allah'ın yarattığı akılla bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Deminden beri konuşulan konuları dinledim. Özellikle daha çok kansere veya insan ömrünün uzatılmasına odaklanıldı. Bunlara hangimiz karşı çıkabilir? Yani dinin temel prensiplerinden biri insanın faydasına bir şeyler yapmak veyahut da zayıflar için... Bu zayıflar tabii ki maddi açıdan zayıflar da olabilir veyahut da belli özürlüler de olabilir. Onlar için imkanlar sunmak bu dinin de ahlakın ortaya koyduğu ahlakın temel hedeflerindendir. Genetik buna hizmet edecekse hangimiz karşı çıkabiliriz? Mesela yapay kol yapılıyor şu anda. Yani genetik açıdan değil, diğer taraftan dişlere protez yapılıyor. Bu dişlere yapılan protezler, yapılan kol protezleri veya diş protezleri genetikle yarın bunların tamamen orijinali gibi yapılırsa hangimizin hoşuna gitmez? O yüzden bence bu genetikteki yapılanlardan din adına çekinmeye veya bunlara din adına karşı çıkmaya gerek yok. Ama bunlar dediğim gibi sakin bir kafayla analitik bir şekilde ele alınmalıdır. Bunları ben Tanrı'yı oynamak olarak değerlendirmesini oldukça gereksiz bir yapıştırma olarak buluyorum. Peki Caner Bey, şimdi tabii burada sadece bu türden çok yüksek perdeden eleştiriler dışında bir takım başka eleştiriler de var. Elbette bu işin bir ahlaki boyutu var. Siz dini bakış açısı, dinle ilgili çalışmalar ve bilimsel çalışmaları kıyaslayabiliyorsunuz. Bu alanda çalışıyorsunuz zaten. Şimdi bir yandan tabii DNA modellerimizin kime ait olduğu bambaşka bir tartışma konusu. Çünkü onların patentlerini alan bir takım şirketler var ve bu bizim işimize yarayacak ya da bizim hayatımızı kurtaracak bir aşamaya geldiğinde ben bunun patentini aldım diye belki ilk tedaviyi gören sizseniz birileri ortaya çıkabilir. Burada pek çok bundan sonra bizi rahatsız edebilecek bir takım aksaklıklar da yaşanabilir. Dolayısıyla bu uyum, bu çelişkiler bundan sonra hayatımızı epeyce meşgul edebilir. Bu işin ahlaki boyutu var bir de. Şimdi ben tabii evvela şunu söyleyeyim. Özellikle Amerika'da ve yurt dışındaki birçok yerde sırf bu konularla, tıptaki bu gelişmeler üzerine odaklanan ahlak felsefesi bölümleri veya bu biyoetikle ilgili bölümler var. Ülkemizde de ben şimdi tıp fakülteleri açılıyor yeni yeni. Bunların da bu tip bölümleri kurmasını diliyorum. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Veyahut da felsefenin içinde alt bölümler olarak da özellikle bu konulara odaklanan bölümler açılabilir. Dünyanın birçok yerinde bu bölümler popüler. Yeterince ülkemize ne yazık ki bu tartışmalar gerekli kalitede gelmedi. Evvela bunu belirtmekte fayda görüyorum.
Bir de tabii ki başka şeylerden biri ülkemizde biyoloji bölümlerinin tabii bu konuyladan ayrı bir yerlere gireceğiz. Yani genetikteki gelişmelerin insanlığın geleceği için ne kadar önemli olduğunu görürken ülkemizde bu tip bölümlerin yeterince ilgiyi öğrenciler tarafından görmediğini görüyorum. Burada oradaki hocalarımız bunun nasıl düzeltilebileceği hakkında herhalde bir şeyler söyleyecektir. Biraz eğitim sistemimizin içinde bence bu genetik ve biyoloji bölümlerinin daha güçlendirilmesi. Ayrıca ahlak felsefesinde bu konulara odaklanan özel bölümlerin yapılması lazım. Öncelikle bir dileğimi ileteyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz Caner Bey. Doğru. Ben teşekkür ederim. Yalnız eklemek orada istediğiniz bir şey varsa buyurun. Düzeltme, din ahlakı ile ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Söylemek istediğim şeylerden biri şu, din ahlakının bir kısmı Allah'la insan arasındaki ilişki ile ilgilidir. Buradaki konuyla ilgili değil bu. Ve diğer bir kısmı din ahlakının aslında insanların genel kabul ettiği prensiplerle ilgilidir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, insanlara zarar vermeyeceksin gibi prensiplerle ilgilidir. Din aynı prensipleri savunurken bunlara ayrı bir boyutu şöyle verir. Bunları yerine getirmeniz, mesela insanların faydasına bir şey yapmanız sadece insanlığın ortak değerlerine hizmet değildir. Aynı zamanda Allah'ın sizden istediği bir hedefe de hizmet olarak görür. Din aslında bir boyutu daha din ahlakının bu insanların ortak değerlerine hizmetle alakalı. Şimdi bu genetikteki tartışmalar daha çok bu konu açısından ele alınmalıdır. Eğer ki bunlar insanlığın faydasına ise bunlara karşı çıkacak bir şey yok. Fakat bazen görüyoruz televizyonlarda veya diğer ayrı alanlarda tıpçılar, genetikçiler kendi alanlarında mesela ne bileyim bu mısır üretiliyor genetik oynanmış. Bu yararlı mıdır, zararlı mıdır gibi tartışmalara giriyorlar. Veya klonlanmış mesela bir hayvan yapılırsa bu hayvanların daha rahat hastalıklara tutulup tutulmayacağını, o hayvanlara eziyet olup olmayacağı şeklinde tartışmalar yapılıyor. Daha çok dinle teolojiden önce bilimin kendi içinden çözmesi gereken sorunlar var bunlar açısından. Abi, felsefe ve teoloji de tabii daha sonra bu bilimin ham maddelerine bakıp da kullanıp da bunlar hakkında bir şey söyleyecektir. Son olarak bir son düzeltme yapıyorum. Bilim felsefesi açısından o düzeltmeyi yapmamda fayda var. Oradan bir konumuz 2045'e kadar bunların biteceğini, düzeleceğini söyledi. Bilim felsefe, bu bir gönül dileği olarak söylenebilir. Ama bir bilim felsefesi açısından olaya baktığımızda bu şekildeki önermeler bilimsel önermeler olamaz. Bir bilimsel çalışmanın yasası şeklinde karşımızda bir şey yoktur. Yani bilim adamlarının çalıştığı bir yasa şeklinde bir şey elimizde olmadığı için gelecekle ilgili öngörüde bulamayız. Bununla şunu kastediyorum. Mesela biz eğik atışın ileride nereye düşeceğini tahmin edebiliyoruz. Niye tahmin edebiliyoruz? Çünkü belli şeyin pozisyonunu biliyoruz. Onu yasayla beraber ele aldığımızda onun nereye düşeceği belli. O yüzden gelecekte nerede olacağını biliyoruz. Bir şey hakkında gelecekle ilgili öngörüde bulunabilmek için bu şekilde yasalar gelir. Tabii ki şu andaki DNA'daki gidişleri değerlendirebileceğimiz böyle yasalar değil. O yüzden böyle 2045'e kadar tarihlerin bir bilimsel önerme değil, sadece bir gönül dileği olduğunu da belirtmemizde fayda var bu program açısından. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Ben Caner Taslaman'ın söylediklerini buradaki bilim insanları epeyce takdir ettiler doğrusu. Evet, altını çizmek gerektiğini düşünüyorlar. Ve konuyu toparladığını da düşünüyorlar. Dolayısıyla bunu hemen belirtelim ve orada